Bundan bir hafta kadar önce Modern Warfare 2'yi satın almak istedim. Sebebi de oyunu erken aldığımda hikaye modunun önceden açılmasıydı. Öyle bir muhabbet getirmişler. Ben de zaten online oynamadığım için dedim güzel alayım, bu sayede 28 Ekim beklememe gerek kalmadan oynarım. Fiyata bakalım, evet fiyat büyük ihtimalle 5-6 saatte bitecek bir oyun için mükemmel. Yine de okey diyorum, tamam sonuçta benim işim oyunları denemek, anlatmak değil mi yani? Hem videosunu da çekeceğim, bu masrafa girmem o kadar gözüme batmamalı. İşte bu duygularla oyunu satın almaya koştum. Ama o da neyse efendim, banka ödemeyi reddetti diyor. Girdim karta baktım, param yetmiyor acaba diyor. Yo, para yetiyor yani, bunu alacak kadar var içeride. Sonra iki kere daha denedim, bir hatam oldu anlık diye. Yok, yine banka reddetti diyor. Üzerine banka aradım tabii, ne oluyor diye. Aramızda enteresan bir konuşma geçti. İyi günler, alışveriş yapıyorum ama banka reddetti diyor. Evet, dolandırıcılık olarak görmüş. Sistem otomatik bloklamış. Tamam, bilgim dahilinde dolandırıcılık değil ama yani hani güvenli bir yer. Evet anlıyorum ama sistem dolandırıcılık olarak görmüş. Tamam ama değil. Yani ben buradan hep oyun alıyorum. Her zaman aldığım yer burası. Evet beyefendi ama biz bir şey yapamıyoruz. Sistem otomatik yapmış, güvenlik gereği. Tamam da site güvenli. Evet biliyorum bu site güvenli ama yapacak bir şey yok. Sistem yapmış. E o zaman güvenlik birimine aktarın, onlar halletsin hanımefendi. Bir saniye beyefendi, hatta bekleteceğim sizi. Tamam bekliyorum. Evet beyefendi, maalesef biz bir şey yapamıyoruz buradan. Nasıl yani, ben nasıl alacağım o zaman bu oyunu? Yani sanal kartla yapın diyeceğim ama zaten sanal kartla yapmışsınız. Evet sanal kartla yaptım. Maalesef bir şey yapamıyoruz. Ya ben şimdi ne yapayım yani, çözüm öneriniz nedir? Ne yapmak lazım? Maalesef biz buradan bir şey yapamıyoruz. Peki o zaman. Evet. Peki, iyi günler. İyi günler beyefendi. Gerçekten konuşma böyle geçti. Hayatımda ilk defa bir banka almak istediğim bir şeyi almama engel oldu ki normalde bankalar teşvik eder hani kartla alışveriş yapın, kartla alışveriş yapın diye. Ama orada bak, evren bana bir mesaj vermek istedi, ben onu anlamalıydım. Neydi bu mesaj? Modern Warfare 2'yi satın al. Alma kardeşim, bak alma. Ama ben anlamadım işte o mesajı yani. İnatla almak için uğraştım. Bu arada tabii ki konuştuğum müşteri temsilcisi mevzuyu tam bilmiyormuş. Yani öyle bir şey imkanı yok. Sonradan ben de tekrar başka insanlarla konuşup hallettim mevzuyu. Bankalar enflasyonla alakalı çok bilgi sahibi değil midir nedir artık bilmiyorum ama 1000 lira kesin dolandırıcılıktır deyip otomatik blok atmışlar. Yani düşün, oyunun fiyatı o kadar pahalı ki banka izin vermiyor almana yani. Herhalde şöyle düşünüyorlar ya, 1000 liraya oyun mu olur? Evet olmaz kardeşim, 1000 liraya oyun olmaz ama oldu. Yani 1000 liraya oyun oldu. Ya sen bunu hala daha çözemediğin için banka olarak 1000 liralık alışverişi doğal olarak bir dolandırıcılık gibi görüyorsun. Üstelik Steam üzerinden yapılan bir alışverişe. Üzgünüm bankalar ama oyun fiyatları artık bizim böyle ağzımıza ediyor. Sorunu düzelttiler. Ben de halt var gibi gittim, oyunu aldım. Halt var dememde anlayacağınız üzere ben Modern Warfare 2'yi maalesef beğenemedim. Ki Call of Duty serisinde Modern Warfare adını taşıyan oyunları genelde beğenirim ama bu olmadı ya. 2019'da çıkan ilk Modern Warfare'de ilk derken yeni serinin ilk oyunu anlamında diyorum bunu. Özlediğim Call of Duty hissini yaşamıştım. O zaman demiştim hatta yani, oh be, hikayeli akarı kokarı olmayan oyun bu. Fiyatı gene pahalıydı. Her zaman Call of Duty'lerin fiyatı pahalı. Eğer sadece hikaye oynuyorsanız akıl mantık değil o kadar para vermek. Bunu hep söylüyorum ama hani fiyattan bağımsız o hikaye deneyimi, sinematik deneyim hoşuma gidiyordu benim. Çünkü tüm oyunlar açık dünya, tüm büyük yapımlar böyle yan görevler, karakter kastırmalarla falan geçerken Call of Duty'nin sinematik ve kısa hikayesi benim kafamı açıyordu. Sonrasında Black Ops Cold War'da çıktı mesela, o da gayet iyiydi bence. Ama arkasından gelen Vanguard için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Vanguard biraz meh bir tecrübeydi. Ama Modern Warfare 2'den oldukça mutluydum ya. O Black Ops'ta yaşadığım, ilk Modern Warfare'de yaşadığım keyfi alırım diye düşünüyordum. Senelik aksiyon dozajımı alır giderim, yoluma bakarım diyordum ama olmadı. Sahi niye olmadı lan? Yiğit'i öldürmeden önce hakkını verelim. Call of Duty Modern Warfare 2 çok şık gözüken bir oyun. Hatta internette çok dolaştı. Şu görüntüyü görmüşsünüzdür. Bu Amsterdam bölümü viral oldu çünkü insanlar hakikaten bunu gerçek görüntüyle karıştırdılar. Ki doğru, hakikaten şık gözüküyor. Hiçbir şey demiyorum ama biraz fazla abartıldığını da düşünüyorum. Neden abartılıyor diyorum? Çünkü burada bir şey oynamıyorsunuz aslında. Bu sadece yürüdüğünüz, iki el hareket ettiğiniz bir şey. Yani biraz Matrix Awakening gibi, tam anlamıyla oyun diyebileceğimiz bir şey yok içeride. Teknik tarafı hakim olmayanlar için şunu söyleyeyim. Bir oyun ne kadar az etkileşim barındırıyorsa o kadar iyi görsel yapma şansına sahip oluyor. Çünkü hesaplaması gereken ekstra bir fizik sistemi, benzer bir matematik falan olmuyor arka planda. Bakın şu an ekranda gördüğünüz şey de oyun motoruyla hazırlanmış bir görüntü. Değil mi? Gerçek gibi yani. Gerçekten farksız duruyor. Halbuki oyun motoruyla hazırlanmış. Ama oynanabilen bir şey değil aslında. Yani oynasanız bile sadece yürüyorsunuz etrafta. Böyle olunca da grafikleri abartabiliyorsunuz. Bu Amsterdam bölümü de aşağı yukarı bu kafada. Çok fazla etkileşim olmadığı için abanmışlar grafiğe. Neyse hani bu kısımdan böyle bahsedeyim çünkü internette çok gezdi. Yorumumu soranlar falan oldu. Burada söylemiş oldum. Ben bu oyunu niye beğenmedim? Bu noktada sponsora bir parantezimizi açalım. GTA 5 online deneyimimizi farklılaştıran Grand RP sunucumuzdan haberlerim var. Kanalın düzenli sponsoru kendileri biliyorsunuz. Bu sunucuda böyle 350'den fazla yeni araba, 1000'den fazla yeni eşya, geliştirilmiş oyun içi iletişim, kendi ailenizi kurabilme imkanı gibi özellikler mevcut. Bunun dışında oyun içinde böyle farklı çetelerde, polis departmanında, devlet binalarında, itfaiye departmanında ve daha birçok organizasyonun içerisinde çalışabiliyorsunuz. Sunucuda sürekli aktif halde bulunan yöneticiler sayesinde böyle huzur bozan arkadaşlardan uzak bir oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. Eğer GTA 5 Grand Roleplay'e ilginizi çektiyse kayıt olmak ve oyuna girmek de çokça basit. Yalnızca orijinal bir GTA 5'e sahip olmanız yeterli. Sonrasında abi açıklamak
kısmında yer alan linke tıklıyorsunuz. Oradan siteye gidiyorsunuz. Siteye gittiğinizde sağ üstte yer alan kayıt ol butonuna tıklıyorsunuz. Buradaki ekran geri tabişiniz var mı diye sorduktan sonra sizi kayıt ekranına yönlendiriyor. Kaydı tamamladıktan sonra da kendi launcher'ını indirip o launcher üzerinden sizi sunucuya yönlendiriyor. Dediğim gibi açıklama kısmına bıraktığım link üzerinden GTA 5 Grand Roleplay'in sitesine girip bu işlemleri basitçe gerçekleştirebilirsiniz. Bu arada 28 Ekim'de sunuculara bir güncelleme gelecek. 30 Ekim tarihinde de 3. İngilizce sunucuları açılıyor. Haberiniz olsun, bilginize. Ben bu oyunu niye beğenmedim? Aslında Modern Warfare 2 ile ilgili her şey çok pozitif başladı benim adıma. O oynanış hissi, vuruştaki tokluk, o bildiğimiz Call of Duty kalitesi net olarak Modern Warfare 2'de de var. Bunu ilk bölümlerinden de hemen hissediyorsunuz. Gerçekten şu seri bu olayı o kadar iyi çözdü ki insanlar buradan yeni bir şey talep etme gereksinimi bile duymuyor. Modern Warfare'de de iyiydi, Modern Warfare 2'de de iyi. Öte yandan hikaye sunumu konusunda çok iyi kotarmaya devam ediyorlar. Zaten şu önceden hazırlanmış CGI kafası ara sahneler göz alıcı. Her oyunda daha da seviye atlıyor gibi geliyor bana. Bildiğin gerçek hayata yaklaşmaya başladı buradaki sunumlar. Oyunculuklar, mimikler, duyguları yansıtmak falan animasyon filmi kıvamında. Ya kaç tane bu seviyede sunum barındıran FPS oyunu görüyorsunuz ki? Yani Call of Duty buraya para harcıyor, orası belli. Fakat buraya kadar saydığım şeyler, pozitif olan şeyler hep iyi olmasını beklediğimiz şeyler. Çünkü önceki oyunlarda da iyiydi. Modern Warfare 2 çıkmadan önce bana sorsaydınız neyin iyi olmasını beklerdin diye bunları ezberden sayardım. Peki o zaman biz hep aynı teraneyi görüyorsak niye bekliyoruz her sene Call of Duty? Yani ne görmeyi bekliyoruz ki oyunda? Kendimce bu sorunun benim için çok basit bir cevabı var, o da bölümler. Ben bunu bekliyorum yani, bölümleri. Call of Duty'nin hikaye içeriği bölümler halinde sunulan bir içerik. Her bölüm farklı bir temada, farklı bir atmosferde, farklı bir şekilde çatışmaya girersiniz, bölüm bitirirsiniz. Sonra diğer bölümde de gene farklı bir tema, farklı bir atmosfer size sunulur. Ben de oyunculara o bölümlerdeki olaya bakarım. Sonuçta nişan al ve ateş at oyunu bu değil mi? Yani hedef var orada, onu vuruyorsun. Bunun kalitesi belli ama bunu devamlı heyecanda tutacak olan şey bölümlerdeki kurgular oluyor. Bazı oyuncular ben hikayesi için de oynuyorum diyebilir ama oyunun bölümleri iyi olmasa kimse hikaye için katlanmaz o kadar. Neden bölüm konusundan özellikle bahsediyorum? Çünkü Modern Warfare 2'nin teknik başarısına rağmen, bu hoş atmosferine rağmen sevememe sebebim bu. O yüzden bundan bahsediyorum. Bu oyunun bölümleri kağıt üzerinde güzel düşünülmüş ama bence uygulama kısmında biraz çuvallamış bölümler. İlk örnek şu bölüm mesela. Burada oyun bir sürpriz yapıyor ve bizi araç kovalamacasının içerisine atıyor. Hakikaten ilk gördüğümde heyecan verici geldi. Eminim yapımcı ekip bunu düşündüğünde çok heyecanlanmıştır. Direkt uzak kamera açısından araç sürdüğümüz bir bölüm mü? Hem de istersen aracın dışına çıkıp ateşle edebiliyorsun. Oha çok iyi lan. Üstelik kontrol de sende. İstediğin zaman araç değiştir, istediğin zaman ateş et, istediğin zaman araba sürmeye devam et. Harika. Çok hoş bir düşünce ama uygulamaya baktığın zaman yavaş yavaş elinde böyle dökülmeye başlıyor. Bir araçtan diğerine atlarken aracınız sapıtıyor çünkü iyi bir sistem kuramamışlar. Normalde atlayabildiğiniz mesafeleri atlayamıyorsunuz. Fizik saçmalaması devreye giriyor bir anda. Bu bölüm uzun bir bölüm bu arada. Call of Duty standartlarına göre uzun bir bölüm. Yoksa bir saat oynamıyorsunuz tabii. Ve oynadıkça, oyunun izin verdiği mekaniklerle bir şeyler yapmaya çalıştıkça aslında çok iyi kotarılamadığını görmeye başlıyorsunuz. Oynanış anlamında garip durması bir yana, Call of Duty'lerin iyi yaptığı sinematiklik de burada yok. Ya da ne bileyim, gerçekçiliği atmosfere sokma durumu da yok. Araçların yanından geçiyorsunuz. Onlar size bakıyorlar öyle güle güle diyorlar. Yani sen de hadi ben kaçtım diyorsun. Bir başka kısımda gizlilik. Oyunda gizlilik çok fazla var. Ben mesela tüm oyun boyunca yüksek tempolu sahneleri aradım. Yani nerede yüksek tempolu sahneler olacak diye. Gördüm de birkaç tane ama gizlilik daha fazlaydı. Bir de gizlilik doğası gereği yavaş olduğu için, yani normalde gizli gittiğin zaman 1 dakikada geçen yeri 5 dakikada geçiyorsun çünkü gizli gitmen gerekiyor. O yüzden bu kısımlar normalden çok daha uzun hissettiriyor insana. Ya tamam, anlıyorum, gizlilik değişik bir tema, okey, ama gerçekten iyi bir gizlilik oyunu yapmanın başlı başına zor olduğu bir yerde bu kadar gizlilik temasına bağlı kalmak mantıklı mı ya? Eski oyunlarda da böyle tematik bölümler olurdu ama burada o kadar fazla var ki göze çok batıyor. Ve normalde kısa olsa çok üzerine düşünmeyeceğiniz bir mekanik olabilir gizlilik, yani 1 dakika gördüğün bir yer değil mi? Ne üzerine çok düşüneceğin, yorumlayacağın bir şey yok ama burada uzadıkça mekanikleri de sorgulamaya başlıyorsun. Yapay zeka gözüne batmaya başlıyor. Yapabildiklerin, yapamadıkların gözüne batmaya başlıyor. Ve Call of Duty iyi bir gizlilik oyunu falan değil. Yani kusura bakmayın, ben 10 kat daha iyi gizlilik oyunu oynadım. Call of Duty'nin iyi olduğu şey sinematik bir FPS deneyimi sunması. Bir anda işi gizliye çevirdiği zaman bu sefer diyorsun ki ulan sen artık gizlilik oyunu olmaya çalışıyorsun ama olmaya da çalışmıyorsun. Buradaki ayarı biraz kaçırmışlar bence. Bak, doğru ayarla alakalı bir örnek vereyim. Oyunun bir yerinde lazerlerden kaçmak için sis bombası atıyoruz. Sis bombasını atınca lazerler bir anda belirginleşiyor. Biz de lazerlerin altından üstünden geçiyoruz ve deaktive ediyoruz. Gayet güzel, hoş bir mekanik ve bununla sadece 2 dakika vakit geçiriyorsunuz. Bak, happy topu 2 dakika. Çünkü 2 dakika böyle bir mekaniğe yeter. Ya bunun üzerine 20 dakikalık bölümü inşa etmeye gerek yok. 2 dakikada beni eğlendirdin, tempomu değiştirdin, farklı bir şey gösterdin. Şimdi okey, iyi olduğun şeye, yani sinematik FPS deneyimine geri dönebilirsin ve dönüyorsun. Ama gizlilikte bunu yapmıyorsun. Aracı atlıyorsun, aa diyorsun, keyifli mekanik, ne güzel, eğlendiriyor beni şu anda ama 2 dakikadır uzun sürünce araç kasındaki depolar göze çarpmaya başlıyor. Oyunu yeni eklemek istediği her şey olmamışlık hissi veriyor bana uzun sürdüğü için. Call of Duty yapımcılarının yaşadığı zorluğu tahmin edebiliyorum. Çünkü hikaye tarafında düz bir aksiyonsun. İşi tatlandırman lazım, bir şeyler eklemen lazım. Fakat yeni şeyler ekleyeceğiz derken bence asıl kısmı koymayı unutmuşsunuz oğlum siz. Hadi gizlilik yapalım, hadi araca aksiyon atlayalım, hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım derken asıl iyi yaptığın aksiyona zaman bırakmamışsın. Bak, şu bölümler mesela çok yaygınlar Call of Duty'de, biliyorum. İnsanlar bu bölümleri seviyor mu onu da hep merak ediyorum ya. Ben ne zaman bu bölümü görsem, yani uzaktan ateş etmeli bölüm, derim neyse 2 dakika oynayalım da biter geçeriz diye düşünürüm. Sevmem yani. Ama buradaki problem şu: Modern Warfare 2'de bu bölüm de 20 dakika sürüyor. Böyle 20 dakika oynuyorsun abi oyunu.
ediyorsun. Oraya gidiyorsun, oraya ateş ediyorsun, buraya bakıyorsun. Ben anlamıyorum. Gerçekten 20 dakika böyle uzaktan arcade oyunu oynar gibi adam vurmak çok keyifli bir şey mi acaba? Ciddi soruyorum. Ciddi merak ettiğim için söylüyorum bunu. Bir başka yenilik mesela Ghost'a talimat verdiğimiz bölüm. Burasını sevdim işte. Hem fikir güzel. Ghost'a şuraya git diyorsun, buraya git diyorsun. Bayağı izometrik strateji oyunu gibi Ghost'u yönlendiriyorsun sağa sola. Hem de 5 dakikalık bir an burası. Öyle 20 dakika süren bir bölüm kurmamışlar bunun üzerine. Doğru metot benim için budur abi. Yani ama geri kalan her fikrin üzerine kurmuştur uzun uzun bölüm. Özellikle yorumlara da baktım bu arada. Farklı bir görüş olsun, insanlar ne düşünüyor diye. Genelde sevilen insanlar gördüm, onu söyleyeyim. Sevmeyen insan çok az gördüm. Buradan da iki sonuca vardım. Bir, ya Call of Duty'nin bu gizlilik sevenler çok gizlilik oyunu oynamıyorlar. O yüzden onlara farklı ve yeni geliyor bu gizlilik oyunları. Çok fazla günümüzde gizlilik oyunu yok. O yüzden yeni oyuncuların gizlilikle çok vakit geçirmediğini tahmin edebilirim. İki, ya da benden geçmiş kardeşim. Benim içim Call of Duty için ölmüş. Ki sevmiştim Black Ops'u diyorum, Modern Warfare'ı diyorum. Ya yani benim beklentim başka Call of Duty'den. Ben Call of Duty'nin iyi yaptığı şeyi biliyorum. Yüksek tempolu sinematik. Düşük tempoda da sinematik bir FPS deneyimi sunması. Gizlilik oyun olmasını istemiyorum. Tüm oyunda aklıma kalan keyif aldığım 200 sahne oldu. Onun dışındaki sahnelerin çoğundan keyif alamadım. Hatta bu kadar fazla meblağ vermemiş olsam yani oyunun yarısında bile bırakmayı düşünürdüm. Bir ara bıraktım, sinir oldum. Dedim bu ne ya, çok sıkıldım. Sonra dedim ki hadi öyle bitireyim de öyle videosunu yapayım bari. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Oynayanlar, oynama imkanı bulanlar sevdiler mi sevmediler mi yazın abi. Dedim ki belki benden geçmiştir. Belki ben Modern Warfare'dan farklı bir şey arıyorumdur. Belki başka bir şey vardır mevzuda. Üzüldüm yani. 1000 liram çöpe gitmiş gibi hissettim. Müşteri temsilcisi beni uyarma... Orada mesajı alamadım. O benim handikapım oldu yani. Senlik değil dedi banka işte. Ne zorluyorsun lan?